Merhaba. Bugün biraz tatsız bir konudan konuşacağız. Kanserden. Kanser hepimizin korkulu rüyası. Hepimizin çevresinde kanser olan veya kanserden ölen birileri var. Tüm dünyada kanser insidansında yani görülme sıklığında olağanüstü bir artış var. Ancak kanser tedavisinde doğrusu bir arpa boyu dahi yol alınamadı. Prostat kanseri ve bazı lösemilerde tedavi oranları, başarıları son derece iyi. Ancak mide, pankreas, akciğer gibi bir takım kanserlerde tedavi başarı oranı son derece düşük. Bu kanserlerde 5 yıl sonunda hayatta kalma oranları genelde %10'un altında. Öte yandan çok zaman kemoterapinin yarattığı tablo kanserin kendisinden daha kötü olabiliyor. Durum böyleyken en iyi strateji kanser olmamak. Öncelikle nedir bu kanser? Bir ona bir bakalım. Kanser, hücrelerimizin DNA hasarı sonucu kontrolsüz bir şekilde bölünmesi, büyümesi ve yayılmasını ifade eder. Kanser hücreleri kontrolden çıktığında komşuluk, kan veya lenf damarları yoluyla başka bölgelere ve organlara sıçrar. Buna metastaz diyoruz. Örneğin bir akciğer veya meme kanseri beyine, karaciğere veya kemiklere yayılım gösterebilir. Kanser, kaynaklandığı veya yayılım gösterdiği organların fonksiyonlarını bozarak sonunda ölüme neden olur. Peki, neden kanser oluyoruz? Kanser oluşumunda birçok değişik faktör var. Genetik yatkınlık, yaşlanma, sigara, alkol, hayvansal gıdalar, obezite, kronik enflamasyon, hareketsizlik, bazı enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, stres ve bağışıklık sisteminde zayıflama. Bu faktörlerin birkaçı bir araya geldiğinde işte kanser oluşumuna zemin hazırlıyor. Esasen şu anda hepimizde kanserleşmiş hücreler veya ufak kanserler var. Bu kanserler kendilerini göstermek için uygun zamanı bekliyorlar. Kanserler ve bağışıklık sistemimiz arasında daimi bir savaş ve denge var. Nasıl ki bağışıklık sistemimizi bizi enfeksiyonlara karşı sürekli koruyor, işte yine bağışıklık sistemimizin bir başka elemanı bizi kanserleşmiş hücrelere karşı sürekli korumaktadır. Bağışıklık sistemimizin kanserlere karşı kullandığı değişik silahları var. Bunlar Natural Killer Cells, yani doğal katil hücreler, katil T hücreleri, makrofaj hücreler, faz 2 detoksifikasyon enzimleri ve sitokinlerdir. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığında veya kanserlere karşı yetersiz kaldığında işte o zaman kanserler meydanı boş bulur ve çirkin yüzlerini gösterirler. Durum böyle olunca ilk hedefimiz bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak olmalı. Bağışıklık sistemimizin en önemli merkezlerinden bir tanesi daha önce söz ettiğimiz bağırsaklarımız ve bağırsaklarımızdaki trilyonlarca bakteriden oluşan mikrobiyomumuzdur. Yapılan bilimsel çalışmalar bağırsaklarımızdaki mikrobiyomumuzun sağlığı ile kanserler arasında önemli bir ilişki ve denge olduğunu göstermektedir. Son yıllarda kanser tedavisinde yeni bir yöntem olan immünoterapi tedavisinde bağırsak floramızın güçlendirilmesinden de yararlanılmaktadır. 6. organımız bağırsaklar isimli videomda bağırsak floramızın ve probiyotik bakterilerimizin sağlık açısından önemini ve bu bakterileri sağlıklı tutmanın yöntemlerini anlatmıştım. Özetle, probiyotik bakterilerimizin yegane gıdası olan liflerden zengin bir beslenme önerilmektedir. Başlıca lif zengini gıdalar, tam tahıllar, tam tahıllı ekşi mayalı ekmek, bulgur pilavı,
Bakliyat, yani mercimek, fasulye ve nohut, lifli sebzeler, brokoli, lahana, karnabahar, pırasa, yulaf ezmesi, keten tohumu, yeşil salatalar ve fermente gıdalar, yani yoğurt, kevir ve turşu. Yani kanserlere karşı ilk silahımız ve ilk cephemiz bağışıklık sistemimizdir. Şimdi de kanserlere doğrudan etkili bazı gıdaları bir gözden geçirelim. Bu gıdalar içlerindeki fitokimyasal maddeler sayesinde kanserlere karşı önlemede ve tedavide etkili olmaktadırlar. Birinci sırada sarımsak var. Sarımsağın iyi bilinen antibiyotik, antihipertansif, kolesterol düşürücü etkilerinin yanı sıra önemli antikanserojen özellikleri de vardır. Yapılan epidemiyolojik, yani toplumsal çalışmalarda sarımsağın bol olarak tüketildiği toplumlarda kanser insidansının çok daha düşük olduğunu göstermektedir. American Institute of Cancer Research isimli bilimsel kuruluş yaptığı çalışmalarda sarımsağın içindeki alisin isimli maddenin kanser hücrelerini doğrudan etkileme kabiliyeti olduğunu göstermektedir. Bu etkisi kanser hücrelerinin bölünmesini yavaşlatmak ve doğrudan öldürmeye yöneliktir. Sarımsağın antikanserojen etkisinden faydalanmak için esasen çok düşük bir doz gerekiyor. Günde bir diş kadar sarımsak yeter de artar. Ancak bu sarımsağın pişirilmesi veya kavrulması şeklinde değil, ezilip bir süre bekletildikten sonra salatalara ya da yoğurda katılmak suretiyle tüketilmesinin daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bazı kişiler sarımsak kokmasın diye sarımsağı çiğnemeden, ezmeden direkt diş halinde yutmaktadırlar. Bunun da bir etkisi olacaktır mutlaka ama sarımsağın içindeki etken maddelerin açığa çıkması sarımsağın ezilip bir 20-30 saniye kadar beklemesinden sonra daha fazla açığa çıkıyor. Kanserlere karşı etkili ikinci gıdamız ıspanak. Ispanağın içeriğindeki MGDG isimli bir maddenin kanser hücrelerine karşı doğrudan öldürücü etkisi olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar bu maddenin kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini arttırdığını da göstermektedir. Günlük hayatta ıspanağı geleneksel ıspanak yemeği şeklinde yemek yerine kuzu kulağı şeklindeki körpe ıspanağı salatalara katmak veya zeytinyağında hafif çevirerek tüketmek en sağlıklısıdır. Sırada sebzelerin kralı brokoli var. Brokolinin sayısız sağlıklı özelliğinin yanı sıra onu bir süper gıda kategorisine koyan şey içeriğindeki sulforafan molekülüdür. Sulforafan molekülü doğada bilinen en güçlü doğal antikanserojen maddedir. Sulforafanın antikanserojen etkisi çok yönlüdür. Öncelikle sulforafan çok güçlü bir direkt ve indirekt antioksidan maddedir. Böylelikle hücrelerimizi DNA hasarına ve kanserleşmeye karşı korur. Bir başka etkisi ise kanserleşmeye neden olan faz 1 enzimlerini bloke etmesidir. Aynı şekilde kanserlere karşı savaşan faz 2 detoksifikasyon enzimlerini arttırmakta ve bu yolla kansere neden olan maddeleri bertaraf etmektedir. Sulforafanın en önemli antikanserojen etkilerinden bir tanesi hücrede cell cycle arrest denilen hücre bölünmesini durdurmasıdır. Hücre bölünmesi durdurulunca kanserin yayılmasının da önüne geçmiş olunuyor. Hücre bölünmesi duran kanser hücresi bir süre sonra apoptozis denilen intihara sevk ediliyor. Sulforafanın bir başka çok önemli etkisi VEGF denilen bir hormonu bloke etmesidir. Bu hormon kanser hücrelerinin yayılabilmesi için yeni damar geliştirmesini sağlayan bir madde. İşte sulforafan bu maddeyi bloke etmek suretiyle kanserlerin yeni damar oluşturmasını ve yayılmasını engellemektedir. Buna anti-angiogenesis denmektedir.
Sulforafanın bir başka çok önemli etkisi, biraz önce bahsettiğimiz bağışıklık sistemimizin doğal silahlarından olan Natural Killer Cell aktivitesini ve sayısını arttırmasıdır. Son olarak son yıllarda gündeme gelen bir başka özelliği ise sulforafanın kanser hücresi üreten kanser kök hücrelerini baskılama özelliğidir. Brokolinin etken maddesi sulforafanın kanserleri önlemede ve kanserlere olan direkt etkisinin yanı sıra standart kanser tedavisiyle birlikte kullanılmasının önemli faydalarına işaret etmektedir. Kemoterapinin etkinliğini arttırır. Kemoterapi ilaçlarına karşı direnç gelişimini azaltır. Kemoterapi ilaçlarının dozunu azaltmaya yardımcı olur. Kemoterapiye dirençli kanser kök hücrelerini baskılar, radyoterapinin etkinliğini arttırır, yan etkilerini azaltır. Brassica ailesine mensup diğer sebzeler yani lahana, karnabahar, Brüksel lahanası, turp ve roka gibi sebzeler de yüksek oranda sulforafan içerirler. Brokoli başta olmak üzere Brassica grubu sebzeleri günlük beslenmemizin bir parçası yapmakta büyük fayda var. Bu sebzeleri geleneksel yöntemlerle pişirmek veya kaynatmak yerine buharda pişirilmeleri sağlıklı özelliklerini korumak bakımından daha faydalıdır. Kanserlere karşı etkili bir başka gıda ise kırmızı pancar. Kırmızı pancarı değişik vesilelerle önermekteydik. Kırmızı pancarın kan sulandırıcı, damar genişletici ve hatta performans artırıcı özelliklerin yanı sıra aynı zamanda antikanserojen özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Her şeyden önce kırmızı pancarın koyu kan kırmızısı rengi antosiyanin grubu antioksidanlardan çok zengin olduğunu bize göstermektedir. Daha önce de söylediğim gibi yüksek oranda antioksidan içermesi hücrelerde DNA hasarına ve kanserleşmeyi engellemektedir. Bu antioksidanların içinde beta-lein grubunun kanser hücrelerine karşı etkili olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. İlginçtir, bu grup antioksidanlar kanserlere karşı koruyucu genleri aktive etmekte ve kanserlere neden olan genleri de baskılamaktadır. Brokoli için söylediğimiz gibi kırmızı pancarı da pişirmek veya turşu yapmak yerine salatalara veya yoğurda çiğ olarak rendelemek faydalı özelliklerini koruyacaktır. Kanserlere karşı etkili olan bir gıda grubu da baharatlardır. Dünyanın en güçlü antioksidanları isimli videomda dikkat ettiyseniz baharatlar hep en üst sıraları almaktadır. Bu baharatlar hem antioksidan özellikleri hem de içlerinde bazı fitokimyasal maddeler sayesinde kanserlere karşı etkili olmaktadırlar. Antikanserojen özelliği olduğu bilinen en önemli baharatlar zerdeçal, zencefil, karabiber, kırmızı biber ve kekik. Son zamanlarda en çok öne çıkan baharat zerdeçal. Zerdeçal, ünlü curry baharatının sarı rengini veren maddedir. Zerdeçalın etken maddesi kurkuminin de antioksidan özelliklerinin yanı sıra çok önemli antikanserojen özellikleri olduğu bilinmektedir. Curry baharatının yemeklerde çok yoğun olarak kullanıldığı Hindistan'da kanser insidansının Amerika'ya göre çok daha düşük olduğu dikkatleri çekmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hindistan'a göre prostat kanseri 23 kat, kolon kanseri 11 kat, rahim kanseri 9 kat, meme kanseri 5 kat, akciğer kanseri 7 kat, mesane kanseri 7 kat, böbrek kanseri 9 kat daha fazla görülmektedir. Bu arada
Mütevazi karabiberinde çok önemli antikanserojen etkilerinin olduğunu da bilmekte fayda var. İlginçtir, zerdeçalın karabiber ile birlikte kullanılması hem antioksidan hem antikanserojen özelliklerini arttırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile Hindistan arasındaki bu korkunç kanser insidansı farkını tabi sadece baharatlarla izah etmek mümkün değil. Her şeyden önce Hindistan'da halkın yarısı vejeteryan. Yani meyve, sebze, salata ağırlıklı bir beslenme uygulamaktadırlar. Aynı zamanda bu insanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göre kanserlerle ilişkili olduğunu bildiğimiz hayvansal proteinlerden daha zayıf beslenmektedirler. Konuyu özetleyecek olursak en iyi strateji kanser olmamaktır. Başta saydığımız kanserlere neden olan faktörler gözden geçirildiğinde genetik ve yaşlanma dışındaki faktörlerin hemen hemen hepsinin bizim kendi yaşam tarzımızdan kaynaklanan ve dolayısıyla kontrolümüzde olan faktörler olduğu görülmektedir. Bu faktörlerden mümkün olduğunca kaçınmamız lazım. Gerek şeker hastalığı, gerek kalp damar hastalıkları bakımından etkili olan obezite aynı zamanda kanserler için de bir risk faktörüdür. Dolayısıyla ideal veya ideale yakın bir kilo tutturmak son derece önemlidir. Hayvansal protein tüketimi ile kanserler arasındaki doğrudan ilişki tartışılmazdır. Hayvansal protein tüketiminin özellikle mide, bağırsak, kolon ve prostat kanserleriyle ilişkisi çok iyi gösterilmiştir. Hayvansal gıda tüketimimizi bir miktar kısıtlamakta büyük fayda var. Vitamin, mineral, antioksidan ve birçok kansere karşı etkili fitokimyasal madde içeren meyve, sebze, salatalardan ağırlıklı bir beslenme tutturmak önceliğimiz olmalı. Bağışıklık sistemimizin en önemli unsurlarından bir tanesi olan probiyotik bakterilerimize iyi bakmak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak açısından en önemli önceliklerimizden bir tanesi olmalıdır. Bu amaçla biraz önce saydığımız liflerden zengin bir beslenmeyi ihmal etmemek lazım. Kanserlere karşı etkili olduğunu gösterdiğimiz sarımsak, ıspanak, brokoli, kırmızı pancar gibi gıdaları da beslenmemizin içine serpiştirmekte büyük fayda var. Aynı şekilde uygun olan yemeklere baharatları bol bol ilave edelim. Son olarak da hareket, hareket, hareket diyorum. Bu arada önemli belirtmek istediğim bir konu var. Bu saydığımız gıdaların hepsinin antikanserojen etkileri olduğu kesin. Ancak hiçbirisi kansere karşı bir mucize tedavi değildir ve ilaç niyetine kullanılmamalıdır. Özellikle kanser tedavisi gören hastaların beslenmeleri konusunda mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.